Herkese merhaba. Bugün sizlere oldukça güzel bir muffin tarifim var. Bunun için malzemelerimiz 2 yumurta, 1 çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 2 kabartma tozu, 1 kase yoğurt ve 600 gram yaklaşık 3 kase kadar da unumuz var. Bunların hepsini yoğuracağım. Önce yumurtayı, yoğurdu ve tuzu karıştırıp yoğuracağım hepsini. Daha sonra unu yavaş yavaş azar azar ekleyeceğim. Bu benim annemin yaptığı bir tarif. Ondan önce onun da annesi, babaannem hep böyle yapardı. Muffin. Bunun mayalı olan hamuruna da vişi diyoruz biz. Şöyle koyayım. Kabartma tozlarını ekliyorum. İyice karıştırıp unumu ekleyeceğim. Sonra hamuru böyle bir parmak kalınlığında açacağım. Şöyle ekleyeyim bunları da. Evet. Şimdi bunları iyice karıştırıyorum, çırpıyorum. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir tarif. Sonra bunları yağda kızartacağız. Evet, iyice çırptım şimdi. Yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Unu ekledikten sonra da birazcık çırpıyorum yine. Elimi bulaştırmamak adına. Evet, yavaş yavaş katılaşıyor zaten. Birazcık daha ekliyorum. Şimdi bir kaşığım var. İlk başta elimi bulaştırmamak adına bununla karıştıracağım. Evet, artık yoğurabiliriz. Yavaştan başlayalım. Yoğurdunuz burada sıcak olursa, yani oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Direkt dolaptan aldığınız yoğurt olmamalı. Yine de kabaracaktır ama aceleniz varsa, işte ne bileyim, evde ekmek olmaz. Gerçekten bu pandemi sürecinde çok fazla zorlandığımız bir konu. Bazen oluyor, bazen olmuyor. İşte mayanız olmaz veya başka. Yavaş yavaş ekliyorum böyle. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Elime yapışmayacak. Açarken de yine ellerimi yıkadım. Tezgahımın etrafındaki fazla unları aldım ve tekrar geldim. Bir yandan da yağımı koydum. Yağım da kızacak. Şöyle hamurumu ikiye bölüyorum. Açarken çok fazla unlu açmamalısınız. Yani bu sefer yağda çok fazla un kalacaktır. Ve tadı bozulacaktır. Evet, açmaya başlıyorum. Yapıştığı yerde unu ekleyin sadece. Mesela benim şu anda yapışıyor. Biraz ekleyeceğim. Çok ince olmayacak hamurun kıvamı. Eğer çok ince açarsanız kalınlığı, göstereceğim tekrardan, hamurunuz kabarmayacaktır. Böyle yastık gibi diyeyim. Böyle gerçekten çok bufuduk hamurlar oluyor. İçine sandviç gibi böyle boş koyup yiyebiliyorsunuz. Dilerseniz iki ölçü yapın, dilerseniz yarıya düşürerek yapın. Ama gerçekten çok lezzetli bir tarif olacaktır. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, çok azıcık daha açacağım. Sonra yeterli. Bir kez kızartın isterseniz deneme olarak bir parçasını. Sonra bakıyorsunuz işte kızardı veya kızarmadı, ona göre şekil vererek, yani diğerlerine ona göre ya daha az açarak ya da daha çok açarak yapabilirsiniz. Yani çok yufka gibi bir hamur olmasını istemiyoruz açıkçası. Öyle tarif edeyim. Bunlar kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Böyle çevirmeye başlıyorum yavaşça. Bu aşamaya geldiğinizde hamurlarınızın kabarmama sebebi, eğer yağ attığınızda diyelim ki hamurlarınız kabarmıyor. Yağınız kızmamış olabilir yeterince. Veya dediğim gibi hamurunuzu çok ince açmış olabilirsiniz. Hamurunuzun birazcık kalın olması gerekiyor bu şekilde kabarması için.
Evet, benimkiler gayet güzel kabarıyor. Dediğim gibi bunun mayalı olan tarifi de var. Ona lokum deriz. Aynı zamanda bir şey dediğimiz ayrıca mayalı olanı da var. Onu da inşallah yaparız. Bu yastık gibi dediğim. Çocukken çok hoşumuza giderdi. Annem yaptığında. Evet, şu kıvamı seviyorum ben. Yani görünüş olarak da, renk olarak da hafif böyle turunculaşmasını seviyorum. Altın renginden birazcık daha. Siz nasıl severseniz öyle yapabilirsiniz. Şu tam olarak sevdiğim renk. Bir yandan peçete koyduğum borcamı alıyorum bunları çıkartıp. Sadece daha küçük benim hoşuma gidiyor. Siz daha büyük yapmak isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ama benim için ideal boyut şunların olduğu gibi. Ya daha büyük denemedim bu hamurda. Açıkçası. Evet, diğer hamurumu da açtım. Diğer hamurumun da kalınlığı böyle şu şekilde. Bir yandan tekrar yağma, yağım kızmadan tekrar böyle kaynamadan atmıyorum. Eğer üstüne koyduktan sonra yağınız kızmazsa birazcık daha, yani tekrar yaptığımızda bu işlemi, kaynamasını bekleyin. Evet, bakın şimdi yağ çok daha fazla güzel kızmış. Çok çok daha güzel pişecekler. Evet, bir yandan diğer hamurumu açıyorum. Evet, ben şimdi kalan hamurlarımı da alıyorum buradan. Bunlar birazcık daha fazla kızardı. Şimdi son kalan hamurlarımı da ekleyeceğim. Şöyle alayım. Bunları da yavaşça ekliyorum. Bu benim işte en sevdiğim. Çok pabuduk oldu. Bir yandan olanlardan şöyle içini açıp da göstereyim. Mesela şu benim favorilerimden. Şöyle açıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bunun içine domates, işte kaşar peynir falan doldurup yiyoruz veya balla. Bunları alayım bir yandan. İşte bu kadar. Tüm hamurum bitti. Toplamda böyle bir büyük borcam kadar hamurum olacak. Bunlar da kızardıktan sonra. Bir dilerseniz tarifi azaltıp yapın eğer az kişiyseniz. Çünkü kalınca ben çok sevmiyorum. Taze taze seviyorum bunları yemeği sıcakken. İyice kızardılar artık. Hepsini alıyorum. Çok fazla kızartırsanız birazcık daha sert olacaktır. Onun için çok fazla kızartmanızı önermem. Evet, işte sonucumuz. Sonucumuz da aldı. Hepsi bu kadar. Umarım siz de beğenirsiniz. Herkese, yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.